Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Fatma Vera. Bugünkü videomda sizlerle Speaking Club'da buluştuk. Şu anda buradaki bütün insanlarla, kluba gelen insanlarla bir interview, röportaj yapacağız. Onlara tek tek İngiliz dili ve edebiyatı okumak nasıl bir duygu, nasıl bir his, tek bir cümleyle anlatmalarını isteyeceğiz ve sorular soracağız. Gelin başlayalım. Merhaba. Merhabalar. İsminiz nedir? İsmim Mustafa. Merhaba, memnun oldum. Bu bölümde okumak nasıl bir his? Bize anlatabilir misin? Ne düşünüyorsun bölüm hakkında? Olumlu veya olumsuz hiç fark etmez. Şimdi bölümü genel olarak ben çok seviyorum. İnsanlar bölümden daha çok sosyal oluyor ama eksi yanı ise bence ezber çok fazla var bu bölümde. O biraz can sıkıcı olabiliyor. Peki, çok teşekkür ederiz. Eklemek istediğim bir şey var mı? Başka bir şey yok. Tamamdır, çok teşekkür ederiz. İyi eğlenceler. Evet, şimdi başka insanlar bulmaya çalışalım. Şurada bir grup var, onların yanına gidelim. Merhaba. İsminiz nedir acaba? Seher. Seher, hangi bölümü okuyorsun? İngiliz Dili Edebiyat. Peki, sence bu bölümü okumak nasıl bir his? Neler hissediyorsun? Bize kısaca bahsedebilir misin? Yeni şeyler öğreniyorum. Tarih olsun, edebiyat alanında olsun. Kendimi geliştiriyorum. Peki, olumsuz düşündüğün yanlar var mı bu bölümde? Olumsuz olarak biraz zor olabilir ama zorluklarla mücadele etmemiz lazım. Eklemek istediğin başka bir şey var mı? Teşekkürler. Evet, teşekkürler, iyi eğlenceler. Siz hepiniz İngiliz Dil ve Edebiyatı mı okuyorsunuz? Evet. Tamam, sizlere soralım. İsminiz nedir? Ekin Çağlayan. Evet, bu bölümde okumak sizce nasıl bir his? Kısaca bahseder misiniz? İngiliz Dil ve Edebiyatı okumak, şöyle diyebilirim, sıradan bir öğrenciyi bilgiye hissettirebilecek kadar entelektüel olarak geliştirebilecek bir bölümdür. Çok eğlencelidir. Sevene çok güzeldir, sevmeyene zulümdür. Ama sevmeyi başarabilirseniz çok eğlenceli bir bölüm. Peki siz seviyor musunuz bölümünüzü? Evet, seviyorum. Ne mutlu o zaman. Sanırım olumsuz bir şey söyleyemeyeceksiniz sevdiğiniz için. Hayır, söylemeyeceğim ama olumsuz hiçbir şey söyleyemeyeceğim. Tamamdır. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. İyi eğlenceler size. Evet, sizlere soralım. Sizler isimlerinizi öğrenebilir miyim? Yiğit ben. Sizce bölümde okumak nasıl bir? Ben tıp okuyorum. Pardon, İngiliz Dil ve Edebiyatı sandım o zaman. Sağ olun. Evet, sen İngiliz Dil ve Edebiyatı okuyordun galiba. Evet. Senin fikirlerini öğrenebilir miyim? Burada hep birlikte hem aktifleşiyoruz hem sosyalleşiyoruz hem İngilizcemizi geliştirmeye çalışıyoruz. Bence güzel bir uygulama. Herkesin gelmesini sağlayabiliriz. Olumsuz peki yanları var mı sence bölümün? Olumsuz bölümü mü? Evet, İngiliz Dil ve Edebiyatı okumak nasıl bir his? Sorumuz aslında bu. İngiliz Dil ve Edebiyatı okumak güzel bir his bence. Olumsuz yanlarını görmedim şu ana kadar. Bölümü çok sevdiğin için, böyle düşündüğün için. Aynen, sevdiğim için okuyorum. Teşekkür ederiz, çok sağ ol. Evet, sizin isminiz nedir? Esma. Esma, İngiliz Dil ve Edebiyatı'nda okumak nasıl bir his sence? Kısaca özetleyebilir misin? Özetleyebilirim. Kısaca İngilizcenin daha derinlerine girebiliyoruz. Her şeyi daha kapsamlı bir şekilde öğrenebiliyoruz. Bazı zorlukları var ama yine de her şeyi daha iyi öğrendiğimi düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz. Eklemek istediğin bir şey var mı? Hayır yani. Tamamdır. İyi eğlenceler dilerim. Başka insanlar bulalım biraz da. Merhaba. İsminiz nedir acaba? Merhaba. İsmim Ahsen. Ahsen. Bölümün ne acaba? İngiliz Dili ve Edebiyatı. Sence İngiliz Dili ve Edebiyatı okumak nasıl bir his? Bize biraz özetleyebilir misin? Olumlu ve olumsuz yanlarından bahsedersek. Sence nasıl? Ben çocukluğumdan beri zaten İngilizce üzerine yoğunlaşmak istiyordum. O yüzden hani çok isteyerek geldiğim bir bölüm oldu. Dersler genelde kendi ilgi alanımda olduğu için sıkılmıyorum ders çalışırken de. Daha çok bir hobimle uğraşıyormuşum gibime geliyor. Sadece hani konuşma konusunda biraz sıkıntı olabiliyor bazen. Onun dışında bir problemim yok ama benim. Çok memnunum bölümümden. Bu kadar. Çok teşekkür ederiz yorumun için. İyi eğlenceler dilerim. Çok sağ ol. Evet. Merhaba. Senin ismini öğrenebilir miyiz acaba? Benim ismim Ebru. Ebru, sanırım sen de İngiliz Dil ve Edebiyatı okuyorsun. Evet. Fikrini alabilir miyiz bölüm hakkında? Olumlu ve olumsuz yanları neler? Yani Türkçe konuşan bir ülkede İngilizce bir bölüm okumak gerçekten çok büyük bir avantaj. Ve ben çocukluğumdan beri yine çok seviyorum. Hem İngilizceme katkı sağlıyor, hem onların tarihini öğrenmiş oluyorum. Hem de çok büyük meslek fırsatları var. O yüzden bence her açıdan avantajlılar. Başka eklemek istediğin bir şey var mı? Bilmiyorum yani. Sonunda yok herhalde. Bulamadım. Peki, çok teşekkür ederiz yorumun için. Sana iyi eğlenceler dileriz.
Arkadaşlar maalesef ki çok fazla İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden öğrenci bulamadık. Videomuz bu kadardı ama bence çok keyifliydi. Beni zaten videolarımdan biliyorsunuz. Ben bölümüne aşık bir insanım. Olumsuz yan göremiyorum. Çok seviyorum bölümü. Ayrıca bu bölüm hakkında kendi fikirlerimi belirttim. Ayrıca detaylı bir video çekeceğim. Ama dediğim gibi bu video şimdilik bu kadardı. İnsanların fikirlerini, görüşlerini aldık. Umarım beğenirsiniz. Yorum yapmayı, takip etmeyi, beğenmeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.